Arkadaşlar merhaba. Herkese selam. Nasılsınız, iyisiniz? Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar size Isparta araba pazarını gezdireceğim. Açılışı arabada yaptım. Şu an ısınıyor. Evet, videomuz başladı. Devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet arkadaşlar, Isparta araba pazarına geldik. Burası. Gördüğünüz gibi evimin orada güneşli bir hava vardı. Sanki Antalya'dan Kars'a gelmişim gibi oldu yani. Çok böyle kötü bir hava var burada. Şöyle size çekeceğim etrafı. Şurada. Şu şekilde. Fiyatları da tek tek bakmak isterdim ama hava gerçekten çok soğuk. Şöyle size yine göstereyim. Arkadaşlar bugün tabi hava soğuk olduğu için çok fazla insan yok. Normalde daha kalabalık oluyor. Güneşli günlerde daha iyi oluyor yani burası. Şu Polo 1.6 dizel, Polo 1.6 TDI'lar da motor olarak hoşuma gidiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ben arabada ilk önce motora önem veriyorum. 1.6 dizel 90'lıkların motoru güzel bir motor, gayet canlı. Kullandım. Bir tanıdığım da var. Gayet çok atak bir araba yani. Çoğu araba arkasından tabii atmosferiklerden bahsediyorum. Yetişemez yani. Gerçekten yokuşlarda falan hiç vitesten düşmüyor. Tabi Polo gibi hafif bir kasaya da gerçekten iyi yürütüyor. Şöyle şu kasa pasatları da seviyorum ama temizini bulmak zor. Gerçekten onları da araştırmıştım bir ara. Arkadaşlar araba alacağım için değil. Arabayı bir ara değiştirmeyi düşündüm biliyorsunuz. Fakat ne bileyim, bu bende bir alışkanlık oldu artık. Sevda mı desem, araba sevdası mı desem bilmiyorum. Gelip geziyorum. Fiyatları öğrenmeyi, bilgilerimi güncel tutmayı seviyorum. Gelip böyle bir piyasa hakkında bir araştırma yapmak, kendimi güncellemek istiyorum bilgilerimi. Gördünüz yani Isparta araba pazarında çok bir şey de yok. Aslında bayağı arkadaşlar bir araba var. Ama gördüğünüz gibi alıcı çok az. Neden? Çünkü arkadaşlar şimdi belki takipçilerin arasında galericiler de vardır. Ya burada arkadaşlar İstanbul'dan veya İzmir'den, Antalya'dan, büyük şehirlerden alıp gelip 32 plakayı çevirip 4-5 bin lira farklı fiyat istiyorlar. Çünkü burada arkadaşlar alıcı satıcı yani gerçekten az oluyor Isparta gibi küçük bir şehir olduğu için. Alıp gelip sadece bunu galericiler de yapmıyor. Bu işi artık şeye dönüştürenler de olmuş. İş gibi dönüştürenler de olmuş.
Yine kameramız donuyor. Ara ara. Kusura bakmayın. Görüntü bozuk çıkarsa. Gönül ister ki arkadaşlar. 2.0 turbo. En kötü bir benzinli araba almak. Binmek. Ama ne yazık ki benzin fiyatlarını görüyorsunuz. Çok pahalı. Vergilerini görüyorsunuz arabaların. Çok pahalı. Yani gerçekten almak sorun değil. Arabayı alırız. Fakat arabaya binebilmek, işletim maliyeti arabanın çok yüksek oluyor. O nedenden dolayı polonun jantları da güzel olmuş bu arada. İşletim maliyeti yüksek. Şu kasa Passat'ların 2.0 TDI'larını da çok beğeniyorum. İlerisi için düşünüyorum yani aklımda. Şuradan gitmedik herhalde değil mi? Şuradan gidelim. Bir de arka taraf var. Chevrolet Evinda. Bu da Evanda. Pardon. Bu da çok sık görmeye alıştığımız bir arabadan değil. Evet, burada Sirocco'muz var. Bu Volkswagen'lerin isimleri farklı yerlerden geliyorsunuz. Farklı yerlerden geliyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Coğrafyadan hatırlıyorsunuz. Ben lisede coğrafyadan hatırlıyorum. Schönhamsin Sirocco sıcak rüzgarlarda. Bora Mistral Crivet'te soğuk rüzgarlar olması gerekiyor. Sirocco'yu Sirocco olarak, Sirocco, Sirocco tabi kullandığınız dile göre Sirocco, belki biz Türkçe kitaplardan öğrendiğim için Sirocco diyoruz. Orijinali Sirocco demek ki. O yüzden bu şekilde adlandırmışlar rüzgar isimleri. Gördüğünüz gibi benim favori arabalarımdan bir tanesi Volvo. Evet, siz de fikir sahibi olmuş oldunuz. Gözünüze çarpan araba hangisi çok, hangisi az, onu öğrenmiş oldunuz. Arkadaşlar şu arabada, yani çok şeyini bilmiyorum ama Citroen C5 gördüğünüz yeni kasalardan, en yeninin bir eskisi sanırım. Onlar da gerçekten fiyatına göre, yani nedense güzel bir araba gibi gözüküyor benim gözüme. İnternetten de biraz araştırdım. Hiç binen ya da kullanan bir tanıdığım olmadı. Bu arada soğuktan konuşmakta güçlük çekiyorum. Soğuk gerçekten çok bastırdı. Ellerim dondu. Yani geçen araştırmıştım. 40-45 lira civarında 1.6 ve bayağı 45 diyeyim. 1.6 ve bayağı dolusunu alabiliyorsunuz. Gerçekten içeri de çok konforlu ve lüks. Biliyorsunuz eskiden Air diye bir şey çok yaygın değildi. Bu kasa gösterdim. Citroen C5'in bir eski kasasında ben çok iyi hatırlarım. Araba fuarlarına giderdim küçükken. O kasalarda şey vardı. Bu Air'li Citroen C5 vardı eskiden. Kendinden yükselip alçalabiliyordu. Citroen bu teknoloji seneler önce kullanmıştı. Ya ben bir otomobil taraftarı, ya bir otomobil sempatizanı, bir markanın sempatizanı hiçbir zaman olmadım. Ha, markayı sevmişimdir fakat sempatizanı olmadım. Yani gözü kapalı şu marka iyidir, hep bu markadan alayım diye bir şeyim yok arkadaşlar. O nedenden dolayı her markanın iyi yaptığı ve kötü yaptığı şeyleri size anlatıyorum. Toyota Avensis. Bu da bir ara baktığım arabalardan. Şöyle. Şu kasa A4'lere de bir ara bakmıştım arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi pazarın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet, bu da efsane bir flash var orada. Babamın ilk arabalarından bir tanesi, sıfır almıştı. Çok iyi hatırlarım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi size Isparta Araba Pazarı'nı gezdirdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like butonuna basın, yorum yapın. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.